Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bugün sizlere Kastamonu'dan sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörüne marka olmuş bir isme konuk olduk. Özel Anadolu Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğindeyiz. Yanımızda da diş hekimimiz, aynı zamanda işletme sahiplerimizden Hasan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firma ile ilgili ve sunduğu hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Hasan Bey, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun, teşekkür ederim, gayet iyiyim. Allah iyilik versin diyelim o zaman. Tamam. Hasan Bey, öncelikle bizleri aradığınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Ve sektörünüze değinmeden önce de ben sizleri ekran başındaki izleyicilerimize tanıtmak adına sormak istiyorum. Hasan Gömlekli kimdir ve kaç yıldan beri sektörün içerisinde bulunmaktasınız? Benim bu meslekteki 11. yılım. 11 yıldır bu sektördeyim. 2005 mezunuyum. Şu anda 3 diş hekim arkadaşımla beraber bir klinik işletiyoruz. 10 yıldır bu kliniği işletiyoruz. Mezundan bir yıl sonra çalışmaya başladık. Hangi bölümle ilgileniyoruz peki diş sağlığıyla alakalı? Ben normal klinisyenim. Bir uzmanlığım yok. Hı-hı. Ama arkadaşlarımla uzman arkadaşlarım da var. Bu şekilde kliniğimizi götürüyoruz. Peki kaç yılda kurduk buraya Hasan Bey? 10 yıl oldu. 10 yıl yani oldu. Daha önce hastane bünyesindeydik. Yani o serüvenle beraber son 3 yıldır da hastane bünyesinin dışında çalışıyoruz. Hı hı. Ama hani toplam baktığımızda serüvenimiz 10 yıllık bir serüven. Güzel. Peki biraz o zaman vermiş olduğumuz hizmetlere değinelim. Burada ağız ve diş sağlığı olarak ne tür hizmetler sunmaktayız? Şöyle söyleyebilirim. Ağız ve diş sağlığı olaraktan çok uç vakalar hariç neredeyse bize gelen başvuran hastaların %90 veya 95'inin şeyini karşılayabiliyoruz. Bu hizmetler neler? Normal işte rutin tedaviler diyebileceğimiz kanal, dolgu, kron köprü, protez gibi hizmetlerin dışında cerrahi, diş eti problemleri, yani periodontoloji dediğimiz onunla ilgili operasyonlar, ortodonti gibi hizmetlerimiz de mevcut. Yani gelen bir hastamız burada problemini çözemediğimiz pek olmuyor, öyle söyleyeyim. Aynı zamanda diş beyazlatma, temizleme. Bunlar da tabii rutin tedavilerin içinde sayabileceğimiz şeyler. Evet, peki biraz dişlerle alakalı sizlerle sohbet edelim. Tabii Hasan ki. Bey, neler önermek istersiniz, neler aktarmak istersiniz izleyicilerimize diş bakımı sağlığıyla alakalı? Şimdi genellikle bizi tabii hepimize bir ihmal genel söz konusu veya son dakikayı bırakma, genel bütün hayatımıza yansıyan şeyler diş için de geçerli. Ağız bakımı toplumumuzda biraz eksikliği var. Yeni jenerasyon nispeten daha iyi fırçalasa bile tabii ki artık bizim karyojenik dediğimiz, yani hani çok fazla şeker içeren besin tüketimi ya da kahve sigara. Evet, kahve sigara tüketimi de bir taraftan da çürük düzeyini arttırmaya başladı. Ne yazık ki ağız bakımında yükselme olmasına rağmen besinlerden dolayı, beslenmeden dolayı da bir sıkıntılarımız var. Önerilerim yani mümkün mertebe günde en az iki defa fırçalamayı öneriyorum. Gece yatarken fırçalama çok önemli. Bir de bizde en büyük eksiklik etkin fırçalama. Yani sallıyorum bir 30 saniyelik bir fırçalama ve belli yüzeylerin fırçalanması yetersiz oluyor. Bizde genellikle bu şekilde bir durum var. En az 2-3 dakika ve bütün yüzeylere temas ettiren bir fırçalama çok önemli. Yine eksik olan şeylerden bir tanesi diş ipi kullanımı. Bizim çok eksikliklerden biri. Evet. Mesela bu hastalarda çok söyler. Ben çok iyi fırçalıyorum ama çok hala dişlerim çürüyor. Bunun sebebinden bir tanesi diş ipi kullanımının eksikliği. Çünkü diş fırçası diş yüzeyinin hepsini temizleyemez. Yani %75-80 kısmını temizleyebilir. Arı yüz, iki diş arasını birleştiği bölgeler için diş ipi kullanımı önemli. Evet. Buna ekstra ilave olarak da şu anda yeni firmaların ürettiği ağız suları var. Onlardan da ben hastalarıma öneriyorum. Faydalarısı oluyor. Hani biliyorsunuz gargara sürekli kullanılan bir şey değil. Ama ağız suları sürekli kullanılabilir.
Bu da yani kişinin bir destekleyici tedavi gibi. Yani tek başına bir tedavi değil ama fırçalamaya destekleyici olarak kullanılabilir. Evet. Neredeyse günümüzde diş ipi hemen hemen söylediğiniz gibi hiç kullanılmıyor. Evet, bir alışkanlık eksikliği var. Peki macunlar dışında başka önerebileceğiniz bir şey olabilir mi? Ağız suyu dedik. Ya macunlar dışında ben genellikle fırça üstünde mesela genellikle hastalar hep macun odaklı düşünüyor. Aslında daha iyi olması veya daha çok işi görecek şey fırça. Yani iyi bir fırça seçimi çok önemli. Bu çok atlanan yine bir şeylerden bir tanesi. İnsanlar genellikle hocam hangi macun? Yani pek hangi fırça diyen hastayı fazla bulamazsınız. Nasıl bir fırça kullanmalıyım diyen hastayı bulamazsınız. Tabii bunun sihirli formülleri yok. Ama piyasadaki macunların çoğu birbirine yakın. Ve bildiğiniz markaları her kullanılabilir yani hani. Fırçalar içinse mümkün mertebe iyi ve kaliteli fırçalar kullanmayı öneriyorum. Yani alırken özellikle buna dikkat edilmesi lazım. Bunun dışında yani bu bir triyat gibidir. Yani fırça, macun, diş ipi ve ağız suyları ana aktörleri ağız bakımının. Peki ne kadardır bir kontrol yaptırmalıyız? Vallahi biz hastalara 6 ayda bir öneriyorum. Ama tabii şimdi bu kişinin ağız bakımıyla da alakalı. Yani hastanın ağız hijyeni çok iyiyse, iyi bir bakım varsa yılda bir diş taşı temizliği ve ağız bakımı öneriyorum. Ama bazı hastalarda ağız bakım seviyesi düşük ve çürük riski yüksek hastalarda 6 aya kadar düşürüyorum yani bir süreyi. 6 ayda bir gelmesini öneriyorum. Evet, 6 ayda bir kontrol gerekli diyorsunuz. Önemli. Peki hizmet verirken biz burada nelere dikkat ediyoruz Hasan Bey? Müşteri memnuniyeti neye borçlusunuz? Ya şimdi mümkün mertebe ben her zaman şöyle düşünürüm. Ben bir kliniğe gittiğim zaman nasıl ağırlanmak istiyorsam bize gelen hastalarımızı o şekilde ağırlamaya özen gösteriyorum. Bu en önemli düsturlardan biri. Mümkün mertebe hastayı anlamaya çalışaraktan güler yüzlü. Çünkü biliyorsunuz diş hekimliğine kimse pek gitmeyi sevmez. Evet. Ve gergin gelir. Korkarlar. Korkar. Yani burada mümkün mertebe hastayı rahatlatma, rahat bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Hani hastayı bu rahatlık tedaviye de yansıyor. Bir daha sonraki tedavilerde hasta çok rahat geliyor. Onun dışında sterilizasyon koşullarını maksimumda tutmaya çalışıyoruz. Bize diş hekiminin en önemli şartlarından biri. Son model sterilizasyon ünitelerimizle poşetleme cihazlarımızla olsun hastaya bir konfor sunmaya çalışıyoruz bu şekilde. Peki burada sektöre girerken hedefleriniz nelerdi? Kafanızda neler kurmuştunuz? Ulaşabildiniz mi hedeflerinize? Ya şimdi biliyorsunuz yani ülkemiz değişken bir ülke. Uzun vadeli plan yapmak biraz zor. Ama ulaşabildiğimi söyleyebilirim. Diş hekimi arkadaşlar beni anlayacaklar. Tabii devlette ağız diş sağlığı merkezlerinin yoğun olarak açılmasıyla sektör olarak bir diş hekimine değişim yaşadı. Bu değişimin artı ve eksi yönleri oldu. Ama şu an için dersek sektör olarak kendimi hedeflediğim yere yakın buluyorum. Şu anda geldiğimiz yerden memnunuz. Ama tabii daha iyi de geliştirmeye çalışıyoruz. Hedefler bitmiyor hiçbir zaman. Daha hedeflerimiz var. İnşallah birkaç yıl içinde onları da hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Peki Kastamonu bir sektör nasıl ağız ve diş sağlığına önem gösteriyorlar mı? Yani şöyle Kastamonu özelinde çok Türkiye'den farklı değil. Evet. Hani başka bir ilde nasılsa 3 aşağı 5 yukarı Kastamonu'da da aynı şekilde artıları eksileri var. ama tabii bizde işte genel olarak bir eksiklik mevcut. İnşallah çalışıyoruz biz elimizden geldiğince. Evet. Peki biraz sektördeki farkınıza değinmek istiyorum Hasan Bey. Sizler gibi birçok firma var bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden. Sizleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Yani hastalarımız neden burayı tercih etmeli? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim kendi bünyemize yakın bir hastanemiz de var ve sürekli bu doktor arkadaşlarla iletişim halindeyiz. Özellikle kronik rahatsızlığı olan hastalar buna çok önemli gösteriyorlar. Hamileler mesela. Bünyemize kardeş kuruluşumuzla beraber bir hastane olduğu için insanlar bu konularda çok hassas oluyorlar ve direkt iletişime veya buna çok önem gösteriyorlar. O nedenle kronik rahatsızlığı olan hastalar,
çocuklar bizi tercih ediyor. Özellikle bir ameliyathanemizin olması, burada engelli ameliyathane şartları altında engelli veya küçük çocuklarda çekimler yapabilmemiz bize tabii daha farklı oluyor. Yani başka şu anda hani bu imkanlara sahip başka bir kuruluş yok. Hani rutinin dışında bunları örnek verebilirim. Hiçbir ayrım yapmadan burada herkese aynı kapsamda evet, hizmet bakılabiliyor. Çünkü yani engelli hastalara falan biliyorsunuz hizmet sunmak biraz zor. Evet. Hani normal bizim rutin tedaviler içinde. Ama ameliyathane şartları altında çekimlerini falan elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Kaç tane personelimiz var Hasan Bey bünyemizde? Bünyemizde 3 tane personelimiz var. 3 tane de hekimiz. Hekim arkadaşız. Yani 6 kişilik bir aileyiz diyebilirim. Yan tarafımızda hemen yine özel hastanemiz var. Evet. İki yerde, iki kurumla şu anda hizmet veriyoruz. Peki ilerleyen günlerdeki projeleriniz neler? Kafanızda neler var? Ya ilerleyen günlerdeki projelerimiz bizim yine komşu hastanemiz bünyesinde yeni bir hastane projemiz var. Birkaç yıl içinde planladığımız. Tabii bu planları hayata geçirebilirsek daha geniş bir alanda diş merkezini ameliyathane şartları veya sadece dişe ait bir ameliyathane düşünüyoruz aslına bakarsanız. Bu daha büyük bir bizim için bir avantaj olacak. Yani şu anda belli tedavileri sadece ameliyathanede yapabiliyoruz. Bu şartlar altında eğer yeni bir yerde daha üst seviye bir koşullar yaratmaya çalışacağız. Yine Kastamonu'da olacak. Yine Kastamonu'da olacak. Daha modern bir hastane. Biz de daha modern bir yapıya kavuşacağız tabii onunla beraber. İnşallah sizlere ve Kastamonu'lara hayırlı bir hastane olur diyelim. Tamam. Peki Hasan Bey son olarak buradan ne derek aktarmak istersiniz izleyicilerimizle ağız ve diş sağlığı ile alakalı? Sözlerim herkes mümkün mertebe en önemli şey 6 ayda bir diş hekimine gitmesini öneriyorum. Çünkü bazı küçük şeyler daha büyümeden küçük çürükler olsun veya küçük problemler halletmek ufakken takdir edersiniz daha kolay oluyor. Evet, sorunlar evet büyüdüğü zaman hem hastaya seans açısından hem yorgunluk hem maddi açıdan daha büyük külfet oluyor ve başarı şansı düşüyor. Ama işler küçükken bir seansta veya çok ufak operasyonla halledilebiliyor. Onun dışında hastalara yine rutin şeylerden bahsedeyim. En az günde 2 kere diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve çocukların özellikle ağız bakımının velilerin daha dikkatli olmasını da önerebilirim. Evet, çocuklara bırakmamak gerekiyor değil mi? Tabii kesinlikle. Yani çok çocuğa bırakılıyor yine bir eksiklik yani. Mümkün mertebe bu konuda şey yapmamak lazım, çocuğa fazla bırakmamak lazım, yani kontrol etmek lazım, destek vermek lazım. Evet, sağlıklı gülüşler için şart diyoruz. Evet, evet, aynen. Çok teşekkür ederim Hasan Bey, aktardığınız bilgiler için. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum, başka sağ olun. Başka bir programda görüşmek üzere, teşekkür çok teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizler için Kastamonu'dayız ve Kastamonu'da sektöründe mark olmuş bir isim, Özel Anadolu Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.